Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çocukların, öğrencilerin yoğun isteği üzerine hazır çorba çekiyorum tekrardan. Mercimek çorbası. Hazır mercimek çorbası için ne gerekli? 5 bardak suyumuz var. Bu klasik bardakla. Marka marka değişebilir. Knorr'un mercimek çorbası, 5 bardak su gerekiyor. 1 litre yani. Diğerlerinin arkasını okuyun. Belki farklı ölçüdedirler. Bu Knorr'unkinde 5 bardak yazıyor arkadaşlar. Şöyle. Ne yapıyoruz? Gerekli malzememiz tencere ve kaşık ve suya ihtiyacımız var. Çorbamızı açıyoruz. Hazır mercimek çorbamızı açtık. Tenceremize döktük. Üzerine 5 bardak su. 1 litre ayarladım ama gene de göstereceğim ben. 1 2 3 4 5 bardak. Tam 1 litre suyumuz var. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Böyle ocağa koymadan görüyorsunuz top top oluyor. Üzerine su döktüğümüz için. Onların olmaması için ocakta da şey yapar ama dağılır ama gene de burada şöyle bir karıştıralım. Çünkü ocağa koyduğumuz anda dibine tutuyor. Dibine tutunca da topakları zor eritiyoruz. Çok kolay çorba ama sadece bu var. Uğraştırıcı sizin. Hepsini böyle ezin. Böyle dibinde filan kalanları. Ocakta erirken de dağılıyor ama hani gene de oturur dibine, görmezsiniz. Topaklanma olmasın. Bakın hiçbir şey kalmadı. Şu kaşığımın altında da var. Pürüz. Şimdi ocağa alıyorum bunu. Ocakta karıştırarak pişireceğim. Şimdi ocakta karıştıra başını bırakmayın arkadaşlar. Çünkü hemen dibine tutar bunlar. Karıştırarak pişireceğiz. Bakın hiç pürüz yok çünkü sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başladı. Bakın arkadaşlar. Ve de koyulaşıyor. Altı kısık. Kıstım altına. Ve bu tür tencerelerdeki bu karıştırılacak şeylerde tahta kaşık kullanırsanız tencereniz ne olursa olsun daha sağlıklı olur. İster çelik, ister granit, teflon. Ama tahta kaşık daha sağlıklı sonuçlar verir. 2 lira 3 lira arkadaşlar. 5 liraya da var. Yani tahta kaşık çok şey bir şey değil. Bulundursanız hem eliniz yanmaz. Çorbamız kıvam aldı bakın. Üzerinde 15 dakika falan yazıyor. Kısık ateşte 15 dakika yazıyor. 15 dakika kaynatırsak üstündeki tarife göre bu olur bir pilav. Yani oturur çöker. Şu anda çorbamız oldu. Kıvam bu. Bakın arkadaşlar. Onun için siz böyle karıştırın. Siz içeceğiniz çorbanın kıvamını anlarsınız. Bakın bu kıvama gelince altını kapatın. 15 dakika pişirip de iyice bunu dibine tutturmayın. Orada öyle yazmış tarifte. Ben de şaşırdım. 15 dakika kısık ateşte kaynatın diyor. Kaynamaz yani 15 dakika. Çorbamı şimdi ocaktan indiriyorum. Servis yapacağım. Şimdi çorbamı servis yapıyorum. Üzerine biber de yakabilirsiniz. Ben yakmadım. Çünkü rengi kıvamı çok güzel. Şöyle hafif pul biber ekliyorum. Afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.